Reis de hangi ülkesi olduğunu İzlanda arkadaşlar. Bilirim bunu. 9 zor 1 yanlış. 126 puan rekorum. İşte bu. İşte ben buyum. İşte daha fazla Burak budur. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben daha fazla Burak. Bugün efsane bir futbol çalışı videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü videomuzda futbol bilgisine güvenenleri göreceğiz. Çünkü arkadaşlar bugün herhangi bir insanlarla internette futbol bilgi yarışması yapacağım arkadaşlar. Bakalım benim futbol bilgimi daha iyi yoksa onlarınki mi? Siz de ekran başındayken futbol bilginize güveniyorsanız siz de cevaplayın arkadaşlar. Videonun sonunda cevaplarınızı yorumlara yazarsınız. Neyse o zaman videoyu da beğendiğinize göre bu videoyu sizlerden tabu tabuna 500 like bekliyorum. Eğer ki 500 like yazı gerçekten çok mutlu olurum arkadaşlar. Neyse o zaman sizi bekletmeden videomuza geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu siteyle futbol bilgi yarışması yapacağız şu anda. Ve hemen multiplayer diyorum arkadaşlar. Gerçek insanlarla kapışıyoruz arkadaşlar bu sitede. Bakalım rakibimiz kimmiş? Benim ismim Misafir 99 çip 0 bilmem ne. Oğlum benim ismim niye Misafir? Ben kayıt olmuştum o kadar. Neyse arkadaşlar şu anda rakibimiz aranıyor. Bakalım rakiplerimiz ne kadar iyi, ben ne kadar iyiyim, siz ne kadar iyisiniz, hepsini göreceğiz arkadaşlar. Evet rakibimiz belirlendi, o da misafir olarak girmiş arkadaşlar. Aşağıdaki futbolcuların hangisi Londra'da da dünyaya gelmiştir demiş. İngiltere'de kim dünyaya geldi? Kazım Kazım'dır. Umut Bulut hangi ilde doğmuştur diyor arkadaşlar. Kayseri miydi acaba ya? Kayseri veya Trabzon. Trabzon lan Trabzon. Evet şimdi hadi üçüncü sorumuz geliyor. Aşağıdaki kadar hangisi Manchester United'ın ezeli rakiplerindendir demiş. Manchester United'ın aynı şehrin takımı Birmingham mıydı ya? Neyse Arsenal diyorum arkadaşlar. 1938 Dünya Kupası hangi ülkede düzenlenmiştir diyor. O zamanlar Güney Afrika'da değildir. İspanya'da değildir. Fransa ve Arjantin'dir. Fransa diyorum. Bunu kesin bilmiyorum. Aşağıdaki Brezilya oyuncuların hangisi Barcelona forması giymemiştir demiş. Ronaldo giydi. Rivaldo giydi. Ronaldinho giydi. Can Mina'yı tanımıyorum. Kesin budur. Emre Belözoğlu'nu Inter'e transfer eden teknik adam kimdir demiş. Fatih Terim transfer etti. O zamanlar Türkiye milli futbol takımı Dünya Kupaları tarihinde ilk galibiyetini hangi ülkeye karşı almıştır demiş. Bunu hiç bilmiyorum arkadaşlar ya. Tunus diyeceğim. Antir Hachking hangi ülkenin takımıdır demiş. Antir Hachking. Oğlum nasıl bir ülke lan bu? Almanya mı Fransa mı? Fransa diyorum ya. Kesin yanlış. Hangisi İtalya Futbol Ligi takımıdır demiş arkadaşlar. Bu Fransa, Fransa, tabii ki de İtalya. Fransa, Fransa, İspanya ve İtalya'ydı onlar. Ve arkadaşlar hangisi bir Alman futbol ligi takımı değildir demiş. Mönchengladbach, Bochum, Nan arkadaşlar tabii ki de. 6 doğru 4 yanlış mı? Rakibim 5 doğru 5 yanlış yapmış ve arkadaşlar 4 puanla onu geçtim. Bu arada arkadaşlar bu cevapları hızlı vermek de çok önemli. Hızlı verirseniz daha fazla puan alabiliyorsunuz. Bilmediğim yerlerden çok fazla çıktı arkadaşlar. Son soru doğruydu bu arada. İlk baştaki Alman takımı Almanya'nın alt liglerinden bir takımdı. Şimdi ikinci kez oynayacağız arkadaşlar. Bu sefer 10'da 10 yapmaya çalışacağım. Hadi bakalım deneyelim. Haydi bakalım başlıyoruz. Bu arada bu videoya güzel bir like sayısı gelirse bir tane takipçim videoya konuk alacağım arkadaşlar ve onu yarıştıracağım arkadaşlar. Evet şu anda rakibimiz belirleniyor. Hemen bir su içelim arkadaşlar. Evet rakibimiz Leyla. Vay bir kızla mı yarışacağız? Sergio Ramos'un kariyeri boyunca oynadığı lig hangisidir demiş. Genelde La Liga'da oynadı. Sonrasında Lig 1'e gitti. Arsenal formasıyla UEFA Kupası finalinde Galatasaray'a karşı oynamış İngiliz kaleci kimdir demiş. Arsenal'ın o zamanlar kalecisi kimdi lan? David Seaman'dı galiba. Aşağıdaki hangisi Fenerbahçe'nin ilk başkanıdır diyor. İlk başkanı Ziya Songülen ya da Zeki Rıza diyorum lan. Rui Costa profesyonel futbol hayatına hangi takımda başlamıştır diyor. Benfica'da veya şu A da olabilir. Benfica diyorum ya. Helsingborg hangi ülkenin takımıdır demiş. İsveç tabii ki de. İsveç Helsingborg. Kenneth Anderson hangi kulüpte forma giymemiştir demiş. Anderson. Anderson İsveç'te giydi mi ya? Neyse. İsveç dedik. 2006 yılında Saraçoğlu'nda oynanan Fenerbahçe Galatasaray derbisinde hangisi forma giydi? Anelka giydi. Sergen Yalçın, Ümit Karan, Hasan Şaş. Sergen Yalçın galiba o zaman Beşiktaş'taydı. İngiltere'nin unutulmaz savunmacılarından Tony Adams futbolcu kariyerinde hangi kulübün formasını giymiştir demiş. Tabii ki de Liverpool. 2009 yılında Trabzon'un başına getirilen ancak yaklaşık 5 ay görevde kalabilen teknik direktör Hugo Broos nerelidir demiş. Buna tam böyle Belçika ismi var. Hangisi bir İngiltere Futbol Ligi takımı değildi demiş. Bristol, Barnet, Darlingo, Academica, Portekizli. Yine 6 doğru 4 yanlış yaptım arkadaşlar. Ve rakibimiz 4 doğru 6 yanlış yaptı. Onu geçtim. Bu sefer 76 puan aldım. Az önce 77 idi arkadaşlar. Artık ben şu 77 rekorumu kırmak istiyorum arkadaşlar. Tekrar oynayalım o zaman. Evet canlar tekrar oynuyoruz. Bu sefer daha iyi olacağım. Kendime güveniyorum. Bu sefer hepsini geçeceğim. Siz bekleyin ulan. Hepinizi geçeceğim ulan. Haydi bakalım. Arkadaşlar şu anda rakibimiz bulunuyor. Rakibimiz gel bakalım bana doğru gel. Bu sefer 77'yi de geçeceğim. Rakibimizi de geçeceğim. Evet rakibimizin ismi neymiş? O da misafir. Vay vay vay.
Umut bu Trabzonspor'dan hangi takıma transfer olmuştu demiş. Toulouse'tu galiba ya. Evet, Toulouse'tu. Hangisi İngiltere Futbol Ligi takımıdır demiş arkadaşlar. Burton Albion'du galiba. Evet. Fatih Akker Mallorca'dan hangi Türk takımına transfer olmuştur demiş. İstanbul Spor'du galiba. Evet, hadi gel çabuk ol. Brezilya orta saha oyuncusu Zé Roberto 2009-2010 sezonu transfer döneminde hangi takıma transfer olmuştur demiş. Zé Roberto, Roberto'yu biliyorum da arkadaşlar. Ama hangi takım olduğunu bilmiyorum, salladım. Steven Gerrard hangi takımla özdeşleşmiştir demiş. Tabii ki Liverpool, Liverpool'un efsane orta sahası. Sergen Yalçın hangi teknik adamın ayrılmasının ardından Beşiktaş'ın başına geçmiştir demiş. Slaven Bilic'ti galiba, inşallah yanlış değildir. Fatih Akel Yunanistan Ligi'ne hangi takımın formasını giymiştir demiş. Abi hiç bilmiyorum ya. Harjuk Sibir Yunanistan takımında değil. Ankara Gücü tarihinin en uzun süre oynayan oyuncusu kimdir demiş. Hakan Kutlu olabilir. Hakan Kutlu olabilir. Evet, 9. Saint-Étienne hangi ülkenin futbol takımıdır demiş. Tabii ki de Fransa. Hangisi bir Almanya Futbol Ligi takımı değildir demiş. Mehelen. 7 doğru, 3 yanlış yaptım arkadaşlar. Bu sefer 103 puan aldım. Bakın sürekli kendimi geliştiriyorum arkadaşlar. Acaba 3 yanlışım neydi? Bu arada sorular gerçekten kolay değil arkadaşlar. Eminim ki siz de ekran başında zorlanıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Rakibimiz 91 puan aldı. Ben geçen yaptıklarım gibi 73-75 puan alsaydım rakibimiz bizi geçecekti. Ama bu sefer 103 puan yaptım. Rakibimiz güçlü, ben daha güçlüyüm arkadaşlar. Evet, şimdi yeniden oynuyoruz arkadaşlar. Bu sefer 103'ü de geçeceğim. Hadi bakalım Burak. Yapabilirsin. Sana güveniyorum Burak. Arkadaşlar bu arada siz de ekran başında kaç doğru yaptığınızı yorumlara yazın. Yorumların hepsine kalp atıyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Kadir. Vay, Kadir kardeşimizle İtalya Euro 2016 elemelerinin hangi takımda başlamıştır demiş. Prandelli'ydi galiba. Bu Mancini miydi, Prandelli miydi? Prandelli diyorum ya. Zinedine Zidane hangi takımın formasını giymiştir demiş. Real Madrid'inkini giydi. Liverpool'un altın çocuğu Gerrard'ın ilk adı nedir? Steven. Steven Gerrard. Lan yanlışlıkla aşağıdaki futbolcular hangisi 2010'da Galatasaray... Lan yanlış cevap verdim. Fransa milli takımında oynayan Karim Benzema aslen Cezayirli arkadaşlar. Bir dönem Galatasaray'da oynayan Falcao'nun soy ismi nedir? Radamel. Oscar Cardoso 2008-2009 sezonunu hangi takımda geçirmiştir demiş. Benfica'ydı. Benfica'dan gitmemiştir inşallah. Hangisi İtalya milli takımında forma giymiştir demiş. Roberto Baggio. Benim saçlarımı Roberto Baggio'ya benzetiyorlar. Aşağıdaki hangisi Playmod Egg'in ezeli rakibidir demiş. Luton Tom'du galiba. Hollanda Dennis Bergkamp'ın lakabı aşağıdakilerden hangisidir demiş. İmparator muydu acaba lan? Sarışın bir adam vardı. Altta o 4 yanlış yaptım. Rakibim beni geçti ya. O Dennis Bergkamp'ın lakabı neydi lan? Hemen bakıyoruz. Arkadaşlar Bergkamp'ın lakabı uçak fobisinden dolayı uçamayan Hollandalıymış arkadaşlar. Dennis Bergkamp sarışın Arsenal'ın efsane oyuncusu vardı ya. Lakabı uçamayan Hollandalıymış. Van Persie'nin tam tersi. Biri uçan Hollandalı, biri uçamayan Hollandalı. Çünkü uçakları fobisi olduğu için uçamayan Hollandalıymış arkadaşlar. Evet, şimdi son yarışmamız arkadaşlar. Bu sefer ben bu son yarışmayı zirvede bırakmak istiyorum arkadaşlar. Umarım 103 rekorumuzu geçeriz. Serkan gel bakalım. El Clasico'da kralın takımı hangisini temsil etmektedir demiş. Real Madrid El Clasico'da. Roberto Carlos hangi ülkenin futbol milli takımında forma giymiştir demiş. Brezilyalı arkadaşlar. Ameli takımımızın ilk teknik direktörü kimdir demiş. İlk teknik direktör mü? Oha. Ali Samiyan'dır lan herhalde. Türktür. Aşağıdaki Brezilyalı oyunculardan hangisi Barcelona forması giymemiştir demiş. Ronaldo Jamina. Aşağıdaki Premier League golcülerinden hangisi İngilizdir demiş. Berbatov değil. Carlos Tevez değil. Salomon Kalou veya Darren Bent'ti galiba. Eskişehir Spor'un Beşiktaş'tan transfer ettiği iki oyuncu aşağıdaki şıklardan hangisini doğru yazılmıştır demiş. Erkan ve Zappo mu? Teyo mu? Sivo? Batuhan ve Teyo. Bir dönem Shakhtar Donetsk forması giyen Türk defans oyuncusu kimdir demiş. Oğlum kim lan? Tolga Seyhan'dı galiba. Evet. 1998 Dünya Kupası'nın hangi ülkede düzenlenmiştir demiş. Fransa veya İtalya'ydı ya. Hangisi? İtalya diyorum. Ya Fransa'ydı kesin. Hangisi bir İspanya Futbol Ligi takımı değildir demiş. Saint Pauli, Almanya. Rejka hangi ülkenin futbol takımı? İzlanda arkadaşlar. Bilirim bunu. 9 doğru 1 yanlış. 126 puan rekorum. İşte bu. İşte ben buyum. İşte daha fazla Burak budur. Evet canlar, gördüğünüz gibi böyle bir videoda umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kanalın bildirimleri açın arkadaşlar. Ve videomuzdan anda haberdar olun. Hoşça kalın ve bay bay.